Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz salkım tokadan yapacağız hep birlikte. Son günlerde çok revaçta olan bir toka modeli. Bunun için gerekli malzemelerimiz, şöyle 3 renk koton ip kullandım. Kullandığım ip markasını da söyleyeyim. Yarn Art Jeans. Dilediğiniz marka iplerden kullanabilirsiniz. Alize Cotton Gold gibi mesela. Dilediğiniz, elinizde veya hangi ip varsa onunla da örebilirsiniz. 3 renge ihtiyacımız var bu model için. Sarı, beyaz ve yeşil renk. Tığım 2,5 milim tığ kullanıyorum. Numara silindiği için tam gözükmese de 2,5 milim tığ kullandım. Bunun yanında yine şöyle bir mandal tokaya da ihtiyacımız var veya çıt çıt toka veya lastik toka, dilediğiniz toka lastiği kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz örgümüzü örmeye geçelim. Öncelikle yeşil ipimizi alıyoruz. Parmağımıza bir tur dolayıp tığımızı geçiriyoruz. Bir zincir çekip tığımızın başını doluyorum. Ve bu halkanın içinden, sihirli halkanın içinden tek seferde örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Halkamın içinden geçirip tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Yani tekli trabzan da diyebilirsiniz. Çakma sık iğne de diyebilirsiniz. Bu şekilde toplamda 8 adet örüyoruz. Evet, 2, 4, 6, 8. 8 adet ördükten sonra bakın şuradan ipimizi çekerek halkamızı kapatıyoruz. Daha sonra şu ilk yapmış olduğumuz, bakın şöyle ilmeğimize tığımızı geçiriyoruz. İlmek kaydırma yaparak bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. 8 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi sarı ipimizi alıyorum. Şu ilmeklerin herhangi birisinden sarı ipimi şu şekilde geçirip 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp aynı yere tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer ilmeğin üzerine yine 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı ilmeğe 1, 2, 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer ilmeğe tığımı batıp üçlü trabzan yapıyorum. Her ilmeğe 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördük. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum son defa. Şu bakın 1, 2, 3. Şu ikinci trabzanın tepesine şöyle ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Şu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldıktan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra bakın burada bir zincir çekmiştik şu aralara. Herhangi birisine tığımı geçiriyorum. Daha sonra şöyle sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4. 4 adet zincir çekiyorum.
Daha sonra tığımı 1, 2, 3. 3 defa doluyorum. Şu boşluğa bir zincir çektiğimiz yere şöyle 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına 3 defa doluyorum. Aynı yere, aynı boşluğa 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına 3 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3 ve 4. 4 adet, 4, pardon, dörtlü trabzan yapıyorum. Şu çekmiş olduğum 4 zincirle birlikte 2, 4 adet dörtlü trabzanım oldu. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip aynı yere şöyle ilmek kaydırmayla sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra diğer, bakın şuradaki bir zincir çektiğimiz yere sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına 3 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Pardon. Tığımın başına 3 defa doluyorum. Bir adet daha yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip aynı boşluğa tığımla şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çekip diğer boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına 3 defa doluyorum. Burada da yine aynı örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, 4 zincirimizi çekiyoruz. Son yaprağımızdayız. Yine burada ilmek kaydırmayla birleştirip 2 zincir yapıyorum. Daha sonra ilk yapmış olduğum, bakın şuraya yine ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincir çekerek ipimizi kesiyorum. Papatyamızın birinci katını yapmış bulunmaktayız şu şekilde. Ördükçe arkadaşlar elinizle şöyle el ütüsü yaparsanız daha düzgün olur örgüleriniz. Şöyle bakın. Şunu daha sonra saklayabiliriz. Şimdi tekrar şu ikinci katı yapacağız. Sarı ipimizi alıyoruz tekrar. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra bakın örgümüzün ön yüzü arka yüzünü çeviriyoruz ve tığımı herhangi bir yerinden şu yaprakların, bakın şuradan şu yaprakların arasından iki tane kalan yerinden şu şekilde ipini birleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yaprağın şu şekilde arasından tığımı geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Diğer yaprağa şu şekilde tığımı sokuyorum ve bir sık iğne yapıyorum.
Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Diğer yaprağın arasından geçirip bir zincir çekiyorum. Bu şekilde şu ilk başladığım yere kadar örüyoruz. Evet, son 5 zincirimizi çekiyorum. İlk yapmış olduğum, bakın şuradaki ilk yapmış olduğum zincirle birleştiriyorum ilmek kaydırmayla. Daha sonra şu 5 zincire şöyle bir sık iğne yapıyorum. Diğer 5 zincire 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum tığımın başına. Yine 3 defa doluyorum ve 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına 3 defa doluyorum. Yine aynı yere 1, 2, 3, 4. Tekrar tığımın başına 3 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane ilk yapmış olduğum zincir hariç 3 tane dörtlü trabzan yaptıktan sonra yine aynı yere ilmek kaydırmayla birleştirip diğer şu 5 zincirli yere sık iğne ile geçiyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 pardon 4 zincir çekiyorum. Başımın tığımın başına 3 defa doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına 3 defa doluyorum. Yine dörtlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4. 3 tane dörtlü trabzan yaptıktan sonra ilmek kaydırmayla aynı yere sabitleyip diğer boşluğa sık iğne ile geçiş yapıyorum. Örerken de yine dediğim gibi şöyle el yükünüzü yaparsanız daha düzgün olur. Bu şekilde ilk başlamış olduğum yere kadar örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, sıra sonuna geldik. Yine 4 zincirimizi yaptım. Burada aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum. Ve ilk yapmış olduğum, bakın şuradaki yere şöyle bir sık iğne yapıp, pardon, yine oraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Dediğim gibi şöyle elinizle düzelttiğinizde şu şekilde papatyamızın şu büyük kısmı örüldü. Evet. Tokamızın şu küçükleri de arkadaşlar yine şu ilk yapmış olduğumuz yeşil ve sarıyı aynı şekilde örüyorum şu ikide. Daha sonra bakın şöyle ben bir tane ördüm. Burayı çünkü gösterdim. Şimdi sarı ipimizi alıyorum. Bir zincir çekip herhangi bir yerinden şu bir zincir çektiğimiz yerden şu şekilde sık iğne ile sabitleyip 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Tığımızın başına 2 defa doluyorum. Daha sonra 1, 2, 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına 2 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Yine tığımın başına 2 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Tek farkı arkadaşlar burada 4 zincir çekip 4'lü trabzan yapmıştık. Burada 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 defa doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Yine 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Diğer
şu bir zincir çektiğimiz yere sık iğneyle geçiyorum. Daha sonra 1, 2, 3. 3 zincir çekip tığımın başına 2 defa doluyorum. Aynı boşluğa 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ben sarı beyaz yaptım. Siz değişik renklerde de yapabilirsiniz. Yine buraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İki zincirle diğer şu bir zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, tokamızın şu ikinci küçük parçasını da ördük. Şimdi son şu küçük parçayı göstereceğim sizlere. Onun için de yine yeşili şu orta kısmı yine aynı şekilde örüyoruz. Üst kısma geçerken de yine aynı şekilde, bu sefer 1-2 2 zincir çekiyorum. Normalde burada 3 zincir çekiyordum. Bu sefer 2 zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum arada. Hemen yanındakine yine tığımı geçiriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tek farkı bu. Üçlü trabzan değil, ikili trabzan yapıyorum. En küçük parçada. Diğer şu 3 parçada üçlü trabzan yapıyorum. En küçükte ikili trabzan yapıyorum. Araya yine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Küçük parçamızda ikili trabzan yapıyorum. Evet, ikinci sırayı bitirdikten sonra yine şu bir zincir çektiğimiz yere ipimizi şu şekilde sabitliyoruz ve iki zincir çekiyorum. Pardon. Bir zincir çekiyorum. İpimizi şu bir zincir çektiğimiz yerden geçirip 1-2 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yani 2 de çekiyorum. 1-2 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine 2 zincir çekiyorum. Pardon. Bu sırada sadece 2 adet zincir hariç 2 adet ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekip aynı boşluğa ilmek kaydırma yapıp 2 zincir çekiyorum tekrar. Diğer boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1-2 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1-2 İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı şekilde örüyorum. 2 zincir çekip ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum. 1-2 2 zincir çekip bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Tek farkı bu arkadaşlar. Bunu da tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, tokamızın şöyle tüm parçalarını ördüm. Şimdi size şu kordonunu örmeyi göstereceğim. Bunun için şöyle yeşil ipimi alıyorum ve parmağımı şu şekilde doladıktan sonra şöyle bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığımı buradan geçiriyorum, yine bu halkanın içinden geçirip şu şekilde
aynı anda çekiyorum. Tığımı bu sefer şu ilk yapmış olduğum ilmekten geçiriyorum. Oradan ipi geçirip ikisini aynı anda çekiyorum. İlk yapmış olduğum şu öndeki ilmekten tığımı geçiriyorum. İpi geçirip ikisini aynı anda çekiyorum. Şöyle yavaş çekim göstereyim. Umarım gözüküyordur. Şöyle. Önce ilk zincir, ilk ilmekten bir zincir yapıp daha sonra ikisini aynı anda çekiyorum. Önce ilk ilmekten tığımı geçirip şöyle şu ilk yapmış olduğumu şöyle kapatıyorum burayı, halkayı. Bu şekilde belli bir uzunluğa gelene kadar ya da dilediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Arkadaşlar bu tokayı örerek de kullanıyorlar saçta, saçla örerek de veya düz sade olarak da üzerine takarak da kullanıyorlar. Şu şekil sanırım iyidir. Şimdi ilk şu küçük parçamıza şöyle isterseniz sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek örmüşüm. Siz 12 de örebilirsiniz. Şu ilk uzunluk fark etmez. Daha sonra şuralardan herhangi bir, bakın şu sarıdan geçiriyorum tığımı. Şöyle ördükten sonra yine aynı şekilde ilk ilmekten bir ilmek örüyorum. Daha sonra ikisini aynı anda örüyorum. Aynı. Şu papatyamın arka kısmından aldım. Birleştirdim. Şöyle 3-5 ilmek ördükten sonra şu arka kısmı ölçün arkadaşlar. Şu sarının şeyine kadar kasmayacak şekilde isterseniz bir tane daha öreyim. Şimdi şöyle ortaladıktan sonra yine buradan tam karşı şu şekilde tek ilmek alın. Tekrar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Belli bir uzunluğa gelene kadar. Uzunluğu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ama ortalama şöyle 15, 16, 17 o civarlarda örebilirsiniz. Ara uzunluğu. İlk ilmeği örüyorum. Daha sonra hepsini aynı anda örüyorum. Eğer bu kordonu örmek zor geldiyse arkadaşlar düz zincirde çekebilirsiniz. İki katlı yapıp örebilirsiniz. Şimdi şöyle ortalama bir sayalım. Kaç zincir örmüşüz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek olmuş. Şöyle ortalama iyi. Şimdi tekrar diğer papatyamızı alıyorum. Buradan şöyle herhangi bir yerinden tek ilmekten alta geçmeyecek şekilde şöyle bakın. Birleştirdikten sonra yine aynı örmeye devam ediyorum.
Bunu neye göre örüyorum? Şu arkadaki, şu ilk başladığım yerle şu karşı tarafın uzunluğuna kadar örüyorum. Biraz terledi elim, o yüzden ses gıcır, ip gıcır gıcır etmeye başladı arkadaşlar. Bir de gece çekimi yapıyorum. Gündüz çünkü çalıştığım için hem çalışıyorum hem emekliyim, hepsi aynı anda. Biraz fazla örmüşüm sanırım. Şöyle konuşuyorum derken daldırdık herhalde. Şöyle tam karşıya şöyle gelecek şekilde yine ilk ilmekten tığımı geçirip belli bir uzunluğa gelene kadar. Şimdi ilk şeyi 18'di. Yine 18 sıra örelim. Sıra mı diyeyim artık, zincir mi diyeyim? 18 zincir olana kadar örelim. Evet, son çiçeğimiz de şöyle tamamladıktan sonra birleştirip bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Ve tokamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunu da buradan ister çıt çıt ister bu şekilde mandal şeklinde. Evet, bakın çok tatlı oldu. Küçük kızlarımızı sevindirmek isterseniz sizler de yapabilirsiniz. Sadece küçük kızlar değil, büyükler de takabilir. Bence çok tatlı bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.